Hep senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet. Zamanında izin vermedin, dövmedim, şımardı. Bu çocuk iyice raydan çıktı. İyice raydan çıktı. Merhaba canım. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın Meltem? İyisin? Yani çok iyi sayılmam. Buyurun. Ne haber Haluk? Hayırdır ya? Ayol ne oldu Meltem? Sormayın ya. Yahu söylesenize bir şey. Emre evlenmek istiyor. Ne? Ne? Yani adamda kafa yok ki. Tutturmuş evleneceğim diye. Demiyor ki bu babam bu parayı nereden bulur. Yok yani kendi başına da yakacak. Dedirmiş bu çocuk abiciğim. Vallahi dedirmiş ya. Ya aklı başında olan adam evlenmek ister mi ya? Evliliğe delilik olarak bakıyorsun yani Tuna, öyle mi? Olur böyle şey canım. Ya o anlamda demedim. Ben hani yaş olarak diyorum karıcığım yani havuç çok... Konuşma, konuşma hiç. Konuştukça batıyorsun yine. Başladın yani batmaya. Demek öyle diyorsun. Susuyorum o zaman ben de yani. Oğlum düşüncelerini açık açık söylesene. Niye korkuyorsun? Nasıl söyleyeyim abi? Yani söyle o açıdan değil yani Haluk. Ya ben benim söylemek istediğim şey aslında çok açık. Yani benim söylemek istediğim o yaşta bir çocuğun evlenmesine ilgili bir şey. Yani normalde evlilik çok güzel bir şey ama havuç çok genç. İleride çok büyük problemler çıkar görür. Yani daha yaşı çok genç, gününü gün etsin. Nasılsa bir gün başını yakacak diyorsun yani, öyle mi? Ben demiyorum Gönül. Bunu sen diyorsun. Hangi yaşta evlenirsen evlen, sorun çıkar. Çocuk başını yakacak ama bilmiyor. Evlilikten bu kadar bunaldığını bilmiyordum Haluk. Herkes evlilikten biraz bunalır. Yani evliliğin böyle zor tarafları da var. Yapma ya. Neymiş o zor taraflar? Bence sen evliliğin kolay yanlarını yaşıyorsun Haluk. Zor yanlarını Meltem yaşıyor. Ya ben evliliğe karşıyım demiyorum. İnsan evlenmesi, aile kurması çok güzel bir şey. Ama yani insan böyle arada bir izin kullanmalı, tatil yapmalı. Nasıl izin abi? Yıllık izin gibi bir şey mi? Olabilir. Ya böyle haftada bir gün evlilik izni. Sonra ne bileyim böyle yılda bir ay bir izin. Yani insan biraz özgür olmalı, böyle dinlenmeli. Peki bu özgürlükten başka kadınlarla flört etmeyi kastetmiyorsun herhalde Haluk. Benim bahsettiğim o değil ki. Neymiş peki o bahsettiğin özgürlük? Şöyle, mesela kimse bana tatil günümde hadi Haluk dışarıya çıkalım demeyecek. Hadi yürü klasik müzik konserine gidiyoruz demeyecek. Bir şey soracağım. Bütün bunlar sana böyle bir yükmüş gibi mi geliyor? Bana öyle geliyor. Yani mesela böyle doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günler benim izin günüme denk geliyorsa benden kutlama veren bekleme. Çok saçma. Hiç de değil. Tatil günümde nasıl iş yerime gitmiyorsam evdeki tatil günümde de karım benden hizmet beklemeyecek. Musluk damlatıyor Haluk. Yok aidatların yatması gerekiyor Haluk. Seni seviyorum de Haluk. Romantik ol Haluk. Kusura bakma, bugün izin günümdeyim. Romantik falan olamam. Ya Allah aşkına. Yani damlatan muslukla benimle geçireceğin zamanı ya da söyleyeceğin 2-3 güzel sözü aynı kefeye mi koyuyorsun sen? Pes. İkisi de hizmet. Vallahi enteresan adamsın vallahi Haluk ya. Evlilik izni lafını ilk defa senden duydum yani. Peki ne olacak abi bu yıllık izinde? İşte işin en güzel tarafı da o. Bir kere karın böyle sürekli beni eğlendir, beni tatile götür demeyecek. Zaten bütün yıl çalışmışsın, yorulmuşsun. Bir de tatile mi gideceksin? Orada mı yorulacaksın? Bir kere tatile çıkmak çok yorucu bir şey. Ya bu adı üstünde tatil. Nasıl yorucu olabilir? Ya benim için tatil evde oturup yan gelip yatmak, ayaklarımı uzatıp televizyon seyretmek. Sen tatile bile üşeniyorsan bitmişsin Haluk. Sizin tatil anlayışınız zor geliyor bana. Bir kere iş gibi, görev gibi.
kazık bir otele gidilecek. Sabah erken kalkılıp kahvaltıya yetişilecek. Ondan sonra akşam yine sıraya girilecek, yemek alınacak. Oradan gürültülü bir yere gidilecek. Yok yani bu bana yorucu, hiç bana göre değil. Peki senin tatil anlayışın neymiş? Mesela Mustafa Lin köyüne gidip böyle yan gelip yatabilirim. Hem böyle bronzlaşma derdim yok. Böyle malak gibi güneşin altında yatma derdim yok. Ya öyle ıssız ada gibi bir yerde insanın canı sıkılır yani. İki gün anca dayanır insan. Ben sıkılmam. Beni sizin tatiliniz sıkıyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bu sene sen tatile Mustafa Ali'nin köyüne git. Ben de istediğim yere yalnız başıma tatile git. Ana. Olmaz öyle şey. Niye? Kadın kısmı öyle tek başına tatile gider mi? Ne olur? Başımız belaya girer. O zaman mecburen sen de gideceksin abi. İşte bu yüzden evlilik zor iş. Mola şart. Vallahi aslında fena fikir değilmiş ha Yönül. Pardon, ne fena fikir değilmiş? Bu evlilikte izin olayı var ya, hı. Yani bence güzel fikir. Tabii öyle yıllık izin falan çok saçma ama böyle haftada bir gün izin falan olabilir. Ya o gün isteyen istediğini yapar. Sinemaya gitmek isteyen sinemaya gider, evde oturmak isteyen evde oturur. Evlilikten bu kadar sıkıldınsa ayrılırız, sana her gün tatil olur Tuna. Hayır Gönül. Ben öyle demek istemedim. Ya ne benim, demek istedin? Benim demek istediğim şey yani. Tam... Ulan Allah'ın zerosu. Bir kere de söylediğinin arkasında dur be. Ay yok. Kalk, kalk gidiyoruz. Kalkalım. Yok. Ay oturamayacağım Meltem. Salonda yatacaksın Tuna. Salonda mı? Evet. İyi ama benim... Kesin dayak ben, yiyeceksin. Ben ya, kesin böyle bir şey yiyeceğim. Ya... Hoşça kal canım, hoşça kal. Bak çocuğu dövme ha. Sen tel oldun yani. Benim ama. Görüyorsun dayağı yiyeceksin. Ya benim ama. Nasıl kıvırdı? Beğendin mi yaptın? Ben bir şey yapmadım. Burada tam diyordu ki çok iyi olur bilmem ne. Sonra dominant teyze ya iki gözünü belertince nasıl hemen kıvırmaya başladı. Cem sen niye üstüne gidiyorsun? Karı koca arasına girilir miymiş? Ne ayıp bir şey. Ha, biraz dik dursun, umurgalı olsun. Söylediğinin arkasında dursun diyoruz. Kötü bir şey mi diyoruz? Anca insanların içine karış. Aynı gemide yola.